Bugün çok özel bir gün değerli izleyenler. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı, kutlu olsun, mutlu olsun diyoruz ve bizim adımıza oldukça onur verici bir günü şu an içerisinde değerlendiriyoruz değerli izleyenler. 7'den 70'e herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun diyoruz. Zafer bizim doğamızda var ve bizler de bugün Spor 360 programında son zamanlarda oldukça popüler hale gelen Türkiye Rugby Ligi konuşacağız. Önemli 3 konuğumuzla birlikte Türkiye Rugby Ligi Derneği Başkanı Sayın Gürol Yıldız, U19 milli takımımızın baş antrenörü Ege Gürkan ve oyuncumuz Deniz Küçük'le beraber yaklaşık 40 dakika boyunca Türkiye'deki rugby ligi konuşacağız, dünyadaki rugby ligi konuşacağız. Sizler de bu süre zarfında bizlere Sports TV ve Koryal Demir Twitter hesaplarından her türlü yorumlarınızı, sorularınızı bekliyoruz. Sizin de katılımınızı, değerlendirmenizi bekliyoruz. Hoş geldiniz öncelikle. Bugün ilk olarak 30 Ağustos Zafer Bayramı dedik. Bizim adımıza oldukça çok gurur verici bir gün aslında. Zafer bizim doğamızda var dedik. Aslında sizler de bir anlamda rugby ligin zaferi için buraya geldiniz. Dilerseniz 30 Ağustos'ta başlayalım Gürol Bey. Neler aktarmak istersiniz bugüne dair? Evet, bugün çok önemli bir gün Türkiye için. Herkese Zafer Bayramı kutlarım buradan. Yarın da rugby lig için önemli bir gün. Bu iki zaferi de kutlamak istiyoruz. İlk defa U19 Avrupa Şampiyonu eleme maçı Ukrayna'ya karşı çıkacağız. Evet. Ve çok gururluyuz ve mutluyuz. Herkesin Zafer Bayramı kutlarım buradan. Az sonra Ukrayna maçına geleceğiz ama Deniz, var mıdır senin bugüne dair özel bir mesajın, özel bir diyeceğin bir söz? Önemli olabilir çünkü 30 Ağustos gibi günlerimiz bizim için oldukça önemli. 19 Mayıs var, 23 Nisan'ımız var. Bugün de 30 Ağustos Zafer Bayramı. Herkesin şu anda 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum. Yani diyecek hiçbir şey bulamıyorum şu anda. Zaten yıllar önce söylenenler söylendi belki ama ben sözü de size vermek istiyorum hocam. Teşekkürler. Ben de bu sabah Ankara'dan geldim. Hem orada hem burada gördüğüm kadarıyla ayrı bir coşku söz konusu bu sene. İki şehirde de. Ben de herkesin Zafer Bayramı'nı kutluyorum. İnşallah yarın da biz güzel bir hediye vereceğiz Türkiye'ye. Evet. Bir kez daha 7'den 70'e herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamış olalım. Bir kez daha bizler de bu ekranlardan, Spor TV ekranlarından sizlerin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayalım. Tabii Ukrayna maçı dedik. Nedir rugby lig ve Ukrayna maçı? Hemen kısaca özetleyelim. Tarihimizde ilk defa elemeler oynuyoruz. Avrupa Şampiyonası elemeleri ve yarın saatler 16.00'ı gösterdiğinde Beylerbeyi Stadyumu'nda rakibimiz Ukrayna olacak ve kazanırsak seneye yapılacak Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz değerli izleyenler. Yer İtalya, seneye yapılacak organizasyonun adresi. Gürol Bey, yaklaşık bir yıl önce sizle ilk programı başladığımızda, rugby ligi konuştuğumuzda daha doğrusu, yeni yeni temelleri atılan bir bebek gibiydi. Sanki yavaş yavaş böyle adımlamaya başladı. Aradan geçen bir yıl ve Avrupa Şampiyonası için sadece bir maç uzağındayız. Rakibimiz Ukrayna. Kazanırsak İtalya'ya gideceğiz ve tarihimize bir ilk olacak bu. Evet. Evet, şimdi geçen yıl konuştuktan sonra neler olduğunu da biraz bahsedeyim. Lütfen. Ve konuşmadan sonra biz Türkiye milli takımı 9'lu turnuvası Balkan Şampiyonu'na katıldık ilk defa. Nasıl oynayacağız, nasıl yapacağız, onun hepsi zordu bizim için. Çünkü ilk defa yapıyoruz. Bütçe sıkıntılarımız var. Oraya nasıl gideceğiz? Bunların hepsini açtıktan sonra çok güzel bir kadro bir araya getirdik. Ve Balkan Şampiyonu'nda finale kadar çıktık ve ev sahibini Sırbistan'ı uzatmalarda kazandık. Ve Balkan Şampiyonu olduk 9'luda. Sonra ekranda gördüğünüz gibi gelişmekte olan Dünya Kupası'na katıldık. 4 maçının 3'ünü kazandık. Ve Vanuatu maçını uzatmada, son uzatmasında Adem Bey, oyuncumuz, uzatma golü attıktan sonra kazandık maçı. Ve o oradaki yapılan oyunlar, maçlar Türkiye ve dünya, Türkiye bahsetmeye başladı. Türkiye evet, var bu skorda diye. Çok mutluyuz, gururluyuz. 3 yıldır sezonumuz devam ediyor ve bugün şeye geldik şimdi. U19 Avrupa Şampiyonu'nun eleme maçı. Bunu kazandığımız takdirde Avrupa Şampiyonu'na katılacağız. Ve Türkiye bu konuda kendisini güveniyor.
Yer İtalya olacak. Az sonra bahsedeceğiz. Tekrardan İtalya'ya gideceğiz ama Deniz, seni de biraz tanıyalım istiyorum. Çünkü U19 milli takımımızın önemli bir parçası Deniz Küçük. Ama rugby lige nasıl başladın? Nasıl oluştu? Milli takım sürecine nasıl dahil oldun? Dilersen seni biraz daha yakından tanıyalım. Çünkü yarınki maç öncesi de en çok merak edilen tabii ki sporcularımızın performansı ve onların tanınma durumları. Dilersen seni biraz yakından tanıyalım. Anladım. Yani ben şimdi rugby ligle çok aslında basit bir olayla tanıştım. Okulda teneffüsteydim, yürüyordum. Yürürken aşağıda, yani okulun aşağısında rugby oynadıklarını gördüm çocukların. Ben de dedim, burada ne yapıyorsunuz, bu ne falan filan diye. Merak ettim. Aynen, merak ettim. Merak ettikten sonra arkadaş gel sen de oyna falan filan dedi. Ben de yaşıtlarıma göre yine birazcık kalıplıydım. Oynadım. Bayağı da kişiyi yere serdim işte orada, o yere tackle anlamında. Dedi ki bana, sen de gel, sen de katıl falan filan. Ben de tamam dedim, olur dedim. İşte bana yaptı, telefonla ulaştı, gel yap dedi falan. Ben de gittim. O günden beri işte rugby ligi bırakmadım. Şimdi de milli takımdayım. Rugby ligi nasıl değerlendiriyorsun peki oynarken? Hani genelde bu yaşlarda futbol daha ön planda olabilir, basketbol keza ön planda olabilir, voleybol olabilir, farklı spor dalları olabilir ama rugby lig sana biraz yabancı geldi mi öncesinde başlarken? Evet. Tabii önceden zaten sporun adını bile bilmiyordum. Yani öyle tanıştım sporla. Ama işte sonra bir baktım, yani burada takımda kardeşlik duygusu var. Bir de diğer sporlar gibi ben kavramı yok. Biz kavramı var. Çünkü tüm takım olmadan hiçbir türlü hiçbir şey yapamıyoruz. Yani takım olmamız gerekiyor oynamak için. Ben de diğer sporlardan bunu farklı gördüğüm için ve birazcık da sertlik tabii var sporda. Sertlik ayrı bir şey katıyor spora. Ben de öyle işte. Rugby ligin doğasında var bu sertlik. Evet. Sen de kendini başarılı olduğunu gördükten sonra da daha çok ilgin arttığını herhalde söyleyebiliriz. Evet. Açıkçası sertlik benim ilgimi çekiyordu. Ben de ilgi çekiyordum. Evet. Aslında güzel bir şey. Şöyle hani sertlik zaman zaman olumsuz algılanabilir ama sertliğini böyle güzel branşlara aktarmak da bir anlamda avantaj olabiliyor. Deniz de bunlardan bir tanesi. Hocam şimdi yarın önümüzde çok zor bir müsabaka var. Rakip Ukrayna. Ve kazanırsak tarihimizde bir ilki başaracağız ve U19 milli takım olarak ilk defa bir Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz. Yer İtalya olacak. Bizim adımız önemli bir şampiyona ve önemli bir müsabakaya çıkacağız. Öncelikle bunu sormak istiyorum. Yarınki müsabaka hakkında neler söylemek istersiniz? Şimdi yarınki maçla ilgili aslında ben biraz daha geriden başlayayım. Lütfen. Nasıl hazırlık yaptık vesaire, işte nasıl bir şeyle karşı karşıyayız Avrupa Şampiyonası'nda. Şimdi Avrupa Şampiyonası dediğimiz şey aslında 19 yaş altı kategorisinde 8 ülkenin, Avrupa'nın en iyi 8 ülkesinin katıldığı bir turnuva. 2 senede bir yapılıyor. En son işte 2018'de yapıldı Sırbistan'da. Özellikle Avrupa'nın nasıl diyelim, böyle krem de la krem ülkelerinin gidip işte 19 yaş altı kategorisini gösterdiği, denediği, deneyimine deneyim kattığı bir müsabaka olarak nitelendirebiliriz. Burada olmak Türkiye açısından şöyle çok önemli. Biz o ilk 8'i yaptığımız zaman ve bizim oyuncularımız orada işte 2-3 sene sonra profesyonel olacak olan işte Fransızlarla, İngilizlerle beraber oynayabildiği zaman burada kazanacağımız deneyimi tarif etmeme gerek yok bile diye düşünüyorum. Bunun önemi bir tarafa, onun dışında bir U19 takımı oluşturmak bizim için çok önemli. Neden? Çünkü bu jenerasyon olursa 2025 ama kesin olarak 2029 Dünya Kupası hazırlıklarında, elemelerinde bizim artık ana iskelet olarak değerlendireceğimiz jenerasyon olacak. Ve 9 yıllık bir hedef şu anda önümüzde var. Bence bahsedebiliriz. Çünkü yani bu çocuklar artık milli takım atmosferine bu yaştan girdiler ve bu seviyede oynamaya bu yaştan başladıklarında ilerleyecekleri rota burası. Türkiye'nin de orta vadeli hedefler arasında tabii ki Dünya Kupası elemelerinde bir noktaya gelmek var. Dolayısıyla o hazırlıklara bugünden başlıyoruz. Fena bir hazırlık yapmadık. Şunu da söylemek gerekir, tabii geniş bir oyuncu havuzundan bahsetmiyoruz aslında. Alt yaş grubu liglerimiz henüz yok. Ancak işte biz takımımıza aldığımız arkadaşları A takım, yani büyükler seviyesinde oynayan arkadaşlardan seçtik ve onlar için özellikle bir
onların çeşitli yeteneklerini monitör edebileceğimiz seçmeler tasarlamak durumunda kaldık. Bu seçmelere istinaden de bir kamp kadrosu oluşturup geçtiğimiz hafta bu arkadaşları kampa aldık. Ben hedef odaklı çalıştığımızı düşünüyorum. Ukrayna'yı çünkü bizim çok izleme fırsatımız oldu. Ukrayna geçen sene bu Avrupa Şampiyonası'nda oynadı. Onun dışında Temmuz'da Sırbistan'la hazırlık maçları yaptılar. İki daha tane tecrübeliler. Hazırlık maçları tabii. Bunu söylemek yanlış olmaz. Öte yandan biz de ilk defa milli takım kuruyoruz. Yani biz biraz onlar için tabii kapalı kutu olacağız ama onları bizim tanıma şansımız oldu. İzledik, eksiklerini gördük. Ona göre bir çalışma programıyla hazırlandık. Hazırız. Evet. Aday kadromuzu bir alalım. Rica ederim arkadaşlarımızdan o tablo gelsin ekrana. Yarınki müsabaka öncesinde rakibimiz Ukrayna olacak. Saatler 16'yı gösterdiğinde yani 4 saatler 4'ü gösterdiğinde rakibimiz Ukrayna olacak. Ve yer Beylerbeyi Stadyumu. Aday kadromuz da bu şekilde. Kaan, Baran, Çetiner, Burak Özkan, Burakcan, Yemez, Mert Yıldırım, Seyit Ülker, Eymen Ağdaş, Alperen Güneş, Doruk Terzi, Deniz Küçük ki şu anda yayınımızda kendisi, Mustafa, Efe Avcı, Oğuzhan, Oğuz Ergen, Yusufcan Tunç, Caner Ark, Eyüp Ensar Daş, Kerim Cömert, Ramazan Tomruk, Alperen Yaman, Batuhan Köse, Canberk Demirci ve tabii ki Presley Salman da bizlerle olacak. Hocamız Ege Gürkan'la beraber yarın Ukrayna mücadelesi zor bir mücadele ama eğer kazanırsak tarihimizde bir iki başaracağımızı bir kez daha hatırlatalım. Az önce hocam siz bir ifade kullandınız. Ligimiz yok ama milli takım oluşturduk ifadesini kullandırdınız. Hani biz bunu birçok branşta görmüyoruz. Ligler vardır ve o liglerden seçilen oyuncular bir havuz oluşturur. Ligi olmayan bir milli takımı oluşturmak ne kadar zorluyor bizi. A takımdaki oyuncularımızın bildiğim kadarıyla birçoğu farklı ülkelerde de oynadığını biliyorum. İngiltere'de olsun, Amerika'da olsun ama 19 milli takımımızda biraz daha bu ülke yani Türkiye'den çıkan oyuncular ama havuzumuz da çok dar. Bu ne kadar zorladı bundan sonrası için? Ne ifade ediyor bu? Şöyle, şimdi aslında bizim izlediğimiz oyuncu grubu yaklaşık 30-35 civarıydı yanlış hatırlamıyorsam. Bu 30-35 kişinin arasından bir 18 kişilik kadro oluşturduk. Dediğim gibi bizim aldığımız oyuncular kendi yaş grupları arasında değil de büyükler seviyesindeki takımlarla oynuyorlar. Haliyle burada çok öne çıkma fırsatları olmayabiliyor. Az zaman almış oyuncular olabiliyor. Dediğim gibi bunları ayrıca bizim görmemiz, izlememiz gerekti ayrı seçmelerde. Ama öte yandan çok daha uzun süre alan oyuncular da vardı. Örneğin Olympos takımında 3 tane oyuncumuz gayet her sezon büyükler seviyesinde süre alan, oldukça maç deneyimine sahip oyunculardı. Bu tip durumlarda söz konusu oldu. Onun dışında İşte Avustralya'dan Türk kökenli oyuncumuz Prizli geldi. Onunla da takviye ettik. O tabii farklı bir altyapı eğitimi sürecinden geçtiği farklı için... Farklı bir kültürden geliyor sonuçta. Aynen Avustralya'da. Güral Bey çok iyi bilir. Aynen. O da önemli katkılar yapacak takımımıza. Yani buradan sonrası için aslında şöyle. Bizim bu oluşturduğumuz milli takım ve katıldığımız bu eleme, tabii ki katılırsak da turnuva, Avrupa Şampiyonası bir çarpan etkisine sebep olacak. Biz de bu kategoriye daha fazla önem vermeye başlayacağız. Özellikle bu oyuncuların 9-10 sene içerisinde bize katkılarını düşünürsek artık yaş kategorilerinde de bizim ekstra çalışmalar yapmamız evet. gerekecek. Hatta çok da zaman almayacak. Çünkü yarın inşallah biz bu maçı yeneceğiz ve İtalya hazırlıklarına hemen ertesi gün başlamak durumunda kalacağız. Bu da bu oyunculara kendi yaş gruplarında oynama fırsatı sağlamaktan geçiyor. Bir 10 yıllık süremiz var 2019 hedef. Deniz, sen takım arkadaşlarına berabersin, antrenmanlarını yapıyorsun, yaptın ve artık yarınki maça hazırsınız. Takımın havasını sana sorsak, nasıl bir hava içerisinde milli takımımız ve Prezi'nin gelmesi, oradaki kültürel farklılıkları sen bir Türk sporcu olarak nasıl yorumlarsın? Çünkü Prezi Avustralya'dan geliyor ve Avustralya'da çok yaygın bir spor, rugby'lik çok fazlasıyla biliniyor ve popüler de bir spor. Türkiye'de yavaş yavaş popüler olmaya başladı ama henüz yeterli seviyede değil. Sen nasıl yorumlarsın hem milli takım havasını hem de Prezi'nin kattıklarını? Şimdi şöyle, biz 2 gün kamp yaptık. Yani bütün takım oyuncularıyla 2 gün sadece tanışma fırsatımız oldu. Şehir dışından gelen falan çok fazla insan vardı.
Ona rağmen biz iki günde şu anda neredeyse kardeş havası denilecek kadar acayip birbirimizi destekliyoruz. Birbirimizin evinde kalıyoruz falan filan. Yani o arkadaşlığı oluşturdunuz evet, siz. Evet, takım ruhunu oluşturduk. Prezide şeyde nasıl desem bir ekstra bir şey olmadı. Bizim İngilizce bilen arkadaşlarımız var takımda. İngilizce bilen arkadaşlarla gayet bir restorana gittik. Restoranda Prezide ile beraber şey yaptık nasıl desem arkadaşlık kurduk. Ve o ilk başta tabii birazcık gergindi. Farklı bir atmosfer, farklı bir ülke falan filan diye. Ama ona alıştırdık. Şu anda o da bizim arkadaşımız yani. U19 milli takımımızda sadece bir sporcu Prezide yurt dışından geldi. Diğer tüm sporcularımız yurt içinde, Türkiye'de. Gürol Bey size soralım. Avustralya kültürünü çok iyi biliyorsunuz. Orada uzun yıllardır kaldınız. Hani Avustralya ve Türkiye kültürel, yani spor kültürü noktasından karşılaştırmanızı istemeyeceğim. Çünkü rugby konusunda bir hayli fark var maalesef ama sizin gördüğünüz son dönemlerde artan bu ilgi, popüler hale gelmesi, hani şu an belki istenilen seviyede değil ama çok ciddi bir ivme kat ettiğini de görüyoruz. O da bir aşikar. Nasıl değerlendirirsiniz son yıllardaki rugby ligin gelmiş olduğu bu seviye ve yarın bir anlamda bir final mücadelesi olacak bizim adımız? Evet, çok önemli bir maçımız yarın. Ama bundan öncesi işte bu Avustralya'da oynadığımız, geliştirmekte olan Dünya Kupası, plaj rugby lig aktivitelerimiz, ondan sonra liglerimiz, Balkan Şampiyonluğu, bir anda rugby lig, Türk rugby lig markası çok önem değer almaya başladı. Bir anda örnek İngiltere'den Errol Carter de bir oyuncu. Ben de oynamak istiyorum. Bir dakika, sen Türk müsün mü, İngiliz misin de, annem Türk, Bursalı dedi. Wow, okay, sen oynayabilirsin. Sosyal medyadan bir anda bir ilan açtık. Türk oyuncu Türk oyuncuları çağrı koyduk. Johnson Turgut, Errol Carter, Jordan Ölmez, ondan sonra Yusuf George Aydın gibi böyle çok önemli oyuncular. Daha bir ay önce Avustralya'da çok önemli bir oyuncu daha bulduk. Jaden Sullivan. St. George'da 17 yaşında şu anda 1 milyon dolarlık sözleşme değerinde bir oyuncu ortaya çıktı. Ve Türk oyuncu. Türk. Annesi Türk, babası aborijini. Presley, Avustralya'dan gelen oyuncumuz. Anne tarafı Yozgatlı. ve Avustralya'da iki jenerasyon Avustralya'dalar. Ve Presley ailesi, iki abisi daha var. Bu şu anda izlediğiniz ekranda. İki abisi ve kendisi, üçü de aynı zamanda maçta oynadılar. Üç kardeş milli takımda oynayabildiler. Herhalde bu bir ilk olmuştur bizim adımıza. İlk oldu, aynen öyle. Şu anda bizim bütün yaptıklarımız hepsi ilk. Ve bu ömür boyu devam edecek bir olay. Çünkü çok güzel bir sonuç aldık ve bu sonucun üzerine ekliyoruz. Ve sağ olsun, bunu da bildirmem gerekiyor. Prezide'ye, Türkiye'ye gelmesinin sebeplerinden bir temel arkadaşlarımız, Avustralya'da bir dernek kurduk. Ve oradaki dernek, Metin Bey, ondan sonra Derya Güler, Sam ve Scott derneğimizin el birliğinden uçak biletini verdiler ve Prezide'yi Türkiye'ye getirebildik. Sağ olsun o arkadaşlara. Buradan da onlara teşekkür ediyorum. Ve onların sayesinde Prezide'yi ve güzel bir artı oldu bu takıma. İnanılmaz bir artı. Ve şu anda herkes bizi bekliyor ve bu konuda güzel bir hava yarattığımızı düşünüyoruz. Şimdi Gürol Bey, anlattığınız kadarıyla ben sadece sizin rugby ligi hizmet ettiğinizi görmüyorum. Aynı zamanda dünyanın farklı yerlerine gitmiş, farklı hikayeli olan Türk vatandaşlarımızı da siz buluyorsunuz ve bir anlamda tanıtıyorsunuz. Yani aynen, Türkiye'yi aynen. De tanıtıyorsunuz rugby lig sayesinde. Farklı noktalardaki Türklere ulaşmak ne kadar zorluyor, neler kattı bize, milli takımımıza, çünkü hepsinin çok farklı bir hikayesi var. Aslında şu bizi sevindiriyor. Yani bahsetmiş olduğunuz isimler şunu diyebilirdi. Ya benim burada bir hayatım var. Ben buradaki milli takımı seçip daha kolayına kaçabilirlerdi ama onlar daha zorunu seçiyorlar ve bizim takımımıza geliyorlar. Buradaki hikayeyi nasıl anlattınız? Onlar nasıl yorumladı? İşte Türklük var arkasında. Örnek ben Avustralya'da, ben de işte küçüklüğümden 6 aylıkken Avustralya'ya gidildi. Ama Türk olduğumuzu
her zaman Türk diyordu kendimize. Bir anda Türkiye kelimesi, bir anda Türk maçı olduğu zaman bir anda Avustralya'da Türk olduk. Ve aynı şekilde Rugby League'de 2016'da derneğimizi kurduktan sonra, maçları yapmaya başladıktan sonra ben ve Avustralya'daki oyuncular, İngiltere'de oyuncular, Fransa'da oyuncular, Avrupa'daki oyuncular da biz de oynayabilir miyiz diye bir anda kapılar açıldı. Ve gittikçe artıyor bu şu anda. Bilal'de bir oyuncu daha var. Avustralya'da Canterbury takımında oynayan akademi seviyesinde daha 16 yaşında. 16 yaşında bir çocuk şu anda Avustralya'nın en iyi oyuncu takımlarda Türk bir oyuncumuz var. Gittikçe şeyimiz, havuzumuz artıyor. Ve neden bu oluyor? Çünkü biz Türkiye'de ligi ciddi aldık ve çok sağlam bir lig kurduk. Bu yıl önümüzdeki lig iki lig olarak kuracağız. Ve Türk Kupa, Türk Rugby Lig Kupası ve ilk dört kupası diye bir lig kuruyoruz. İkili ve onun için arttırdık havuzu ve 8 takım ve çok güzel, başarılı bir lig kurduk. Aynı zamanda 5 tane de kadın ligi takımı kurduk. Bunların kurduğumuz için Türk Rugby Lig'in değeri arttığı için daha çok insan izlemeye başladı. Daha çok uluslararası ses alıyoruz. Sağ olsun bütün bizi destekleyen Avrupa Rugby Lig Federasyonu, Chris buradan da ona da teşekkür ediyoruz. Ve Dünya Rugby Lig Federasyonu da Naci Uğur'a da buradan da teşekkür ediyoruz. Bize destekledikleri için bu alt hazırdık. Onların da ellerini uzattığı için biz bayağı bir yol kattık. Daha da geliştiriyoruz. Şimdi biz çok konuşuyoruz rugby ligi ama aslında merak edilen bir konu daha var. Hani rugby kelimesi çok daha tanıdık gelebiliyor. Özellikle işte rugby, Amerikan futbolu zaman zaman da karıştırabiliyorlar ama rugby ile rugby lig farkını nasıl anlatmak istersiniz? Daha önce birçok kez size program yaptık, anlattınız ama Ben bir kez daha anlatmanızı isteyeceğim. Çünkü hani rugby lig diyoruz, neden rugby demiyorsunuz diyebilirler. Rugby ile rugby lig farkını sizden dinleyelim. Evet, şimdi rugby lig ve rugby kelimesi esasen rugby ile başlandı 130 yıl önce. Uzun bir tarihi var, geçmişi var. Evet, bu İngiltere'de başlıyor rugby ve İngiltere'de ondan sonra o kasabada, rugby kasabasında bu sporun gelişmeye başlıyor. Bu çok hızlı geliştiği için bir anda orada iki tane grup kuruluyor. Orada iki grup diyor, bu sporu profesyonel yapalım. Bir grup da diyor, yok amatör olarak kalsın. Orada bir ayrım oluyor. Ondan sonra ayrımda kısaca bir profesyonel ligi kuruluyor. Ve bir tanesi amatör ligi olarak devam ediyor. O profesyonel lig olan isim rugby lig olarak 13'lü. Kuralları farklı, puanlaması farklı, yönetim farklı. Rugby union 15'li olarak devam ediyor. Onun da puanlama, yönetimi, kuralları, her şeyi farklı. Ben Avustralya'da iki sporu da oynadım. Ama benim oturduğum semt koyu rugby ligdi olduğu için rugby lig Canterbury diye bir semtinde oturdum. Orada ben sporu daha çok sevdim ve daha haz ettim o spora. Rugby ligin işte 130 yıllık özgeçmişi böyle başladı. Evet. Ve bütün dünyada rugby lig ve rugby union olarak adlandırılıyor. Kısa bir araya gideceğiz değerli izleyenler. Aradan sonra rugby ligi konuşmaya devam edeceğiz. İkinci bölümde tekrar beraberiz değerli izleyenler. Spor 360'da ve Rugby Ligi konuşmaya devam ediyoruz. İlk bölümde önümüzdeki müsabakayı konuşmuştuk. Ukrayna olacak. U19 milli takımımızın rakibi Ukrayna yarın saatler 16'yı gösterdiğinde yer Beylerbeyi olacak. Ve eğer kazanırsak ilk defa U16 milli takım olarak Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz. İtalya'ya gideceğiz ve 2020'de Eylül'de yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda biz de olacağız. Önümüzde sadece bir müsabaka kaldı ve Ukrayna'yı geçersek adımızı finallere yazdırıyoruz. Bu bölümde biraz daha Türkiye'nin rugby ve diğer sporları olan kültüründen bahsedeceğiz. Aynı zamanda biz ilk bölümde erkeklerden bahsettik ama kadınların önü çok daha açık, onu konuşacağız. Özellikle hocamızla beraber. Gürol Bey, tabii bunlara geçmeden önce de yakın zamanda bir toplantı yapıldı
Aslında az önce görüntüdeki o toplantıdan görüntüler vardı. Onları da bir kez daha rica ederim arkadaşlarımızdan. Bu toplantı ne ifade ediyor Türkiye'de rugby lig adına? Önemli isimler de geldi. Dilerseniz hani biz hep sahalardan çıkıyoruz ama bir de bunun lobi faaliyetleri de var. Çok da önemli faaliyetler bana kalırsa. Neler yaşandı toplantıda, neler konuşuldu, neler bekliyor bizi rugby lig adına? Evet, Avrupa Rugby Lig Kongresi İstanbul'da yapıldı Mayıs ayında, Mayıs 18'inde. Ve Avrupa'dan 27 ülkenin delegeleri geldi. Ve burada İngiltere, Fransa, Galler, İrlanda, İskoçya, Sırbistan, Rusya, Afrika ülkelerinden geldi, Lübnan'dan geldiler. Ve inanılmaz bir ortam oldu bizim için. Çok gurur meselesiydi. Ve Türkiye böyle bir sporu, Türkiye bu kadar elit ülkelerin, bu sporda elit delegeleri ve federasyonları Türkiye'ye gelmesi çok güzel bir şeydi. Ve burada aynı zamanda sağ olsun Orhan Ayan da geldi. Onun da bize destek vermesi çok güzel oldu. Toplantılan kareler şu anda ekranlarda. Süper. Şimdi bizim burada güzel bir haberler çıktı. Biz ilan ettik orada. Ev sahipliği yapmak istiyoruz. Avrupa Rugby Lig Kupası'nı 2023'te ev sahipliği yapmak istiyoruz. Ve erkek, kadın Avrupa Rugby Lig müsabakası şampiyonluğu İstanbul'da, Türkiye'de yapılmasını istiyoruz. Ve bunu da ilan ettik Avrupa Kongresi, Kongre'de. Genel yorumlar nasıl? Yorumlar çok güzel. Çünkü biz orada yaptığımız kongredeki verdiğimiz ev sahipliği, ondan sonra kongre sonrasında Beylerbeyi Stadı'nda Türkiye-İtalya maçı yapıldı. Biraz önce bahsettiğim gibi kadınlar müsabakasında. Ondan sonra maçtan sonra bütün delegeleri Boğaz turu çıkardık, gösterdik İstanbul'umuzu, Boğaz'ımızı. Kadınların da görüntüsü vardı aslında. Onu da rica ederim arkadaşlarımıza hazır yeri gelmişken. Evet, burada bütün delegeler Türkiye'ye ve rugby ligde bu çok başarılı olduğunu gördüler. Ve bu sporu ve bu organizasyonları başarabileceğimizi biliyorlar. Sadece burada bize destek gerekiyor. Sağ olsun şimdi bu buraya kadar bize çok ciddi bir destek veren Kadıköy Belediyesi Şerdil Dera, o da başarılı bize çok destek verdi. Özellikle plaj rugby noktasında. Plaj rugby'de bize bu mekanları veya transfer olsun veya bir su mesela bize inanılmaz bir dert. Sağ bir dert. Ondan sonra U19'un kampında sahip olamadık. Rica ettik. Ondan sonra sağ olsun yine Beşiktaş Belediyesi, Rıza Akpolat tarafından, bize başkanımızın tarafından Çelekli Spor Tesisini bize tayin etti. Ve böyle desteklerle biz bir yere gelebiliyoruz. Daha çok destek gerekiyor. Bu sporu daha büyütmek için gördüğünüz gibi demek ki biz dünya 8.'yi yenebiliyoruz. Önümüzdeki günlerde Yunanistan-Türkiye maçımız var Edirne'de. Ve inanılmaz bir maç olacağını düşünüyorum. Kadınlarda. Çünkü kadınlarla erkekler iki maçımız oynanacak burada. Ve ardından da 5 Ekim'de Fransa Türkiye'ye gelecek. Fransa milli takımı. Fransa'ya karşı oynamak bir elit, bir olay. Ve inanılmaz bir durum bu. Bir prestij. Bir prestij bir maç. Ve bütün dünya rugby lig Türkiye var olduğunu gördüler ve görecekler. Ve bunun ardından da tabii ki burada Türkiye'de bu güzel aktiviteler olurken Avustralya'daki Türkler ve birkaç oyuncumuzu da Yunanistan maçından sonra erkeklerde 26 Ekim'de de Türkiye-Malta maçı olacak. Ve bu Avustralya'da olacak bu maç. Ve global olarak Türkiye rugby ligde var. Bunu gittikçe geliştiriyoruz. Hem U19'a varız, hem kadınlarda, hem de erkeklerde. Ve bunu şu anda tam olarak netleşmedi ama tekerlekli sandalye rugby ligide ve müsabakaları başlatmak istiyoruz aynı zamanda. Bunun, bu da farklı bir müjde. Evet. Bunun altını da hazırlamaya başladık. Ve bu çok önemli bir şey.
Çok güzel bir, bunu da başarırsak çok güzel olur. Evet. Kadınlar diyoruz bu bölümde hocam. Siz yayına girmeden kadınların önü biraz daha açık demiştiniz. Aslında bunun nedenini merak ediyorum. Kadınlar niye bu konuda daha avantajlı olabiliyor Irak birlikte ve kadınların da performansını yorumlamanızı isteyeceğim. Şimdi şöyle bir yorum yapılabilir kadın ragbisiyle ilgili. Erkeklerle kıyasladığımızda işte en tepe ile en alt arasındaki makas erkeklere göre çok daha kapalı kadınlarda. Yani muhakkak bu her sporda da böyledir. Dolayısıyla sıfırdan başlayan bir ülke bile çeşitli fizik, atletik altyapıya ve özelliklere sahip bir takım kurduğunda işte üstüne teknik eklemeler de yapabilirse bir noktaya gelebiliyor. Şimdi bu tabii ki kadınlar rugby ligi için, Türk kadınlar rugby ligi için de geçerli. Bunun bir önce altını çizmek gerekir. Onun da dışında bizim de gayet kendini adamış, gayet rugby'yi seven, kendini fiziken ve tekniken geliştiren bir oyuncu grubumuz var gibi. İşte Eskişehir'de, Ankara'da, İstanbul'da buralarda iyi oyuncular yetişiyor. Bunlarda da belli bir rugby birikimi senelerdir oluşmaya başladı. Tabii şu da önemli, yani sadece oyuncunun çalışmasıyla değil, bu aynı zamanda ona sunduğunuz, oyuncu grubuna sunduğunuz yolla da alakalı. Şimdi rugby ligin bu oyuncu grubuna vaat edecek çok şey var. Yani 2023'te Türkiye'de Avrupa Şampiyonası düzenlemekten bahsediyoruz. Bu bir motivasyon. Tabii bu dediğim çeşitli avantajlara sahip oyuncu grubunu da motive ediyor daha da çok çalışmaları için. Onun da dışında kısa vadede işte Yunanistan, sonrasında Fransa ve işte başarabilirsek 2021'de gelişmekte olan ülkeler Kadınlar Dünya Kupası. Kısa vadede de çok heyecanlandırıcı maçlar var. Yani özellikle sadece Fransa'yı bile ağırlamak, Gürol abinin de dediği gibi başlı başına bir şey. Önemli bir olay. Önemli bir olay. Yani Fransa nereden baksanız 100 seneden fazladır rugby oynanan bir ülke. Dolayısıyla o milli takımın gelip Türkiye'yi ziyaret edecek olması bile çok büyük bir şey. İşte böyle ufak motivasyonlar da bu çeşitli avantajları olan kadın oyuncu grubumuza ayrıca bir benzin veriyor diye söyleyebilirim. Deniz, senin bu konudaki motivasyon kaynağın ne? Genelde A milli takımda hep yabancı ülkede yaşayan sporcularımızın oluşturduğu bir milli takım havuzu görüyoruz. Ama U19'da genelde Türkiye'de yaşayan, senin de içinde bulunmuş olduğun bir grup söz konusu. Evet. Senin bu konudaki motivasyon kaynağın ne? Ve gelecekte kendini A milli takımda o havuzda görebiliyor musun? Yani şu anda baktığımda görebiliyorum. Çünkü ben her gün kendimi geliştiriyorum bütün takım oyuncuları gibi. Onun dışında U19 hakkında ne sormuştunuz siz? Motivasyon kaynağını da merak ediyorum aslında. Motivasyon kaynağı. Yani motivasyon kaynağı, çocukluğumdan beri spor yapıyorum ve birçok spor branşına ben baktım, yaptım. Ve hiçbirinde bunun gibi bir destek görmedim. Bunun gibi bir kimse beni böyle sahiplenmedi. Yani şimdi rugby lig geliyor, bana diyor ki işte sen artık milli takım oyuncususun diyor. Gidiyor kampa çağırıyor. Ama ben diğer spor branşlarında bunu hiç, yani hiç kimse bana böyle bir yol açmadı. Burada kendini daha mutlu hissediyorsun. Evet, burada daha aidiyet duygusu burada yüksek anladığım kadarıyla. Çevrende peki yapmış olduğun bu rugby ligiye karşı merak edenler, ilgi duyanlar, biz de yapmak istiyoruz diyenler veya nasıl bir spormuş merak edelim, gelip izleyelim diyenler var mı? Ailen belki. Çok var. Ben zaten direkt isteyenleri direkt antrenmana çağırıyorum. Direkt yani rugby eğer beğendiyseniz hani böyle bir diğer şeyler gibi bir para vermeniz veya bir şey yapmanız gerekmiyor. Direkt herkes size kapısı açık şekilde duruyor, oynayabiliyorsunuz. Onun dışında yani ailemin izlemesine pek izin vermiyorum. Bu sertlikten kaynaklı evet, mı? Evet, sertlikten kaynaklı. Ya yani çoğu kişi, hatta çoğu oyuncu, bizim yaşlarımızdaki çoğu oyuncu izin vermiyor. Ama aileden bir talep vardır muhakkak. Ya var, hayır, oynamanıza destek veriyor. Fakat yine de her şey gibi anne sonuçta veya evet. Bir kızıyorlar. Gürol Bey, aslında çok da samimi bir itiraf geldi. Genelde böyle bir algılı var ama her spor aslında, eğer dikkatsiz davranırsanız bütün sporlar zararlı olabilir ama burada dikkat, alınan önlemler oldukça önemli diye düşünüyorum. Neler aktarmak istersiniz? Deniz'in buradaki uyarısı biraz önemli gibi duruyor.
Evet, şimdi orada sporu ne zaman başlamak önemli. Çok küçüklüğünden itibaren başlarsanız, şimdi tabii ki ben 6-5 yaşlarında başladım. Sokaklarda. Bu bir kültür aslında, yani sizin bulunmuş olduğunuz kültür Avustralya'daki kültürle büyüdüğünüz için biraz da aslında bunu da ben paralelde sormak istiyorum. Hazır yeri gelmişken Türkiye'deki bu spor kültürüyle Avrupa ve dünyayı nasıl kıyaslarsınız? Bunu da ikinci sorum olarak kabul edin lütfen. Şimdi ben burada Avustralya'da rugby league'le 6-7 yaşlarımda oynadığım için Türkiye'de belki 6 yaşında ne yapıyorlardı? Belki daha çok güreş yapıyorlardı. Belki sokaklarda futbol oynanıyordu. Şimdi ben de böyle bir espri olarak bazen arkadaşlara biraz bahsetir misiniz? Rugby nedir diye sorduğu zaman. İşte güreşle futbolu birleştir. İşte rugby league diyorum. çünkü... Ebelemece diyorsun. Ebelemece. Toplam. Komik geliyor ama gerçeği de o. Çünkü anlaşılmıyor. Bu spor nasıl oynanıyor ve futbolu çok seven insanlar var ama sporu bir şekilde bir pikniğe gittiğimiz zaman bir yere gittiğimiz zaman bir anda güreşi dönüştürüyoruz. Var bizim kültürümüzde. Doğru yönlendirirsek Türkiye bu konuda bu sporda çok çok başarılı olacak. Kültürümüz olarak esasen çok uygun. Çok uyuyor. Yani sertliği seven çok, az önce Deniz'in dediği gibi. Sertliği seven. Örnek handball oyuncular. Hem bu oyuncular da çok çok başarılı olabilir rugby ligde. Çünkü benzer. Benzer. Basketbol. Basketbol oynayanlar da rugby lig oynayabilir. Hepsini oynadım ben de. Cricket'te oynadık, rugby ligde oynadık ve futbolda oynadık. Atletizm de yaptık. Ne oldu? Bu bütün spor buradan spor bakanımıza selamlar yollayayım. Bütün herkese spor imkanları verilsin. Verilsin. Herkes oynasın bir şeyler. Kadından tutalım, erkeklere, çocuklara. Herkes spor oynasın. Spor oynaya oynaya toplum da güçlenecek. Daha da zeki olacak, daha da çevik olacak, daha güçlü olacak, daha sağlıklı olacak. Ve herkes seçsin sporu. Ve planlı olduğu zaman çok başarılı olabiliriz. Ve farklı sporlara ihtiyacımız var diye düşünüyorum ben. Kesinlikle. Sadece futbol, sadece basketbol değil. Tenis de, rugby lig de biraz daha farklı sporlara yönelince sanki kültürel zenginlikler de ortaya çıkabiliyor. Yani şu anda rugby lig konuşuyoruz. Rugby ligle ilgili birçok farklı bilgiyi kazanabiliyoruz, edinebiliyoruz. Bu da aslında biraz sosyo-kültürel bilgileri de beraberinde getiriyor diye düşünüyorum. Çünkü burada çok farklı ülkeler karşımıza çıkıyor. Avustralya, Amerika, Büyük Britanya gibi. Yavaş yavaş da programının sonuna geliyoruz ama Gürol Bey en son buraya geldiği zaman Mehmet Çetinkaya ile beraber gelmişti ve şöyle bir konu gündeme gelmişti. Futbol kulüplerinden bazıları, siz isim vermemiştiniz, biz de bilmiyorduk ama büyük kulüp demiştiniz. Evet. Rugby takımı oluşturma düşünceleri vardı. O düşünce hala devam ediyor mu? Ne aşamada futbol kulüplerinin rugby ligi olan ilgisi? Özellikle Büyük İstanbul kulüplerinin. Evet, özellikle o Büyük İstanbul kulüplerinin özgeçmişi rugby ligle, rugby ile ilgileri var. Var. Tarih devam olarak, ediyor mu hala? Bu 1950'lerdeki bu spor bu dört büyük kulüplerde oynanıyordu. Ama tabii ki bir vizyon olayı veya bir liderlik olayı bir şekilde ilerlememiş rugby kültürü o kulüplerde. Ama biz geçen yıldan beri bir çalışmalarımız başladı. Büyük kulüplerden, rugby ligin kulüplerde oynanması. Bu kısa dönemlerde tatil vesaire ve seçimlerden dolayı şu anda çalışmalarımızı durdurduk. Önümüzdeki günlerde gene aynı şekilde bu bizim ligimiz, aynı zamanda kadın müsabakalarımız, uluslararası maçlarımızı bunların hepsini yaptıktan sonra bizim portföyümüz, bizim başarı alanımız daha da genişleyeceği için bu imkanları daha farklı sunabileceğiz bu kulüplere. Daha güzel bir albinisi olacak bu sporun ve çok daha ilgisi yaratıyor. Evet, belki kulüpleri bu konuda ekonomik durumlar zorlayabilir. Evet. Dediğiniz gibi ama bundan sonra ilgilerin artması bekleniyor. Bir marka verseler yeterli. Çünkü Avrupa'da baktığınız zaman Partizan'a karşı oynuyoruz. Evet. Kızıl Yıldız'a karşı oynuyoruz. Ki Partizan ve Kızıl Yıldız Sırbistan'ın köklü futbol kulüpleridir aynı zamanda. Bulgaristan'da da Lokomotiv Sofia'ya karşı oynuyoruz. Biz Türkiye'de
Ankara takımımız, Kadıköy takımımız karşı gidiyor. Bilgi takımımız karşı gidiyor. Evet. Ama bir dört büyük takıma karşı Partizan veya dört büyük karşı bir tane Kızılyıldız oynasa bambaşka bu heyecan yaratır diye düşünüyorum. Yavaş yavaş programımızı kapatacağız. Deniz, son sözünü almak istiyorum. Öncelikle senden başlamak istiyorum. Yarın büyük bir müsabaka ve bundan sonrası için hem yarınki maç hem de geleceğin hakkında neler aktarmak istersin? Yani biz işte bu söylediğimiz gibi iki günlük kampta acayip fazla efor sarf ettik. Ondan önce de yani milli takıma seçilmek için de hepimiz antrenman yaptık. Milli takımı seçilmeden önce de bir sürü kez antrenman yaptık. Yani şu anda bütün hepimiz neredeyse bir aya yakın bütün takım olarak bu maçı bekliyoruz. Bu maçı yenersek geleceğimiz acayip açılacak. Yani rugby lig konusunda Türkiye acayip fazla bir reklam olacak bu yurt dışı olarak. Yani öyle. Merakla, heyecanla bekliyoruz. Ege Hocam. Ben son olarak buradan oyuncularımızın kulüplerindeki hocalara teşekkür etmek isterim. Çünkü belki en başta söylemem gerekirdi bunu ama aslında ben oyuncuları izlediğimde teknik kapasitesi beklediğimden çok daha yüksek bir oyuncu grubu karşımda buldum. Hazır bir oyuncu grubu. Yani evet, nispeten beklediğimden çok daha hazırdı. Ve bu önemli çünkü bu elinizde olmadığı zaman işte maça yönelik çalışma yapacağınız yerde daha çok temel beceriler çalışıyorsunuz. Bu da maç hazırlığınızı biraz baltalayabiliyor. Tabii bunlar da çok önemli ama biz bu oyuncu grubuyla dediğim gibi temeli fena olmadığı için bunların başka şeyler çalışabildik. Bu çok önemliydi. Dolayısıyla bütün kulüplerdeki bu oyuncu grubunun kulüplerindeki hocalara ben teşekkür etmek istiyorum. Onun dışında herkesi de yarın maça davet ediyorum. Evet. Bir tarihin başlangıcı. Gelsinler ve bizle bu anı birlikte yaşasınlar. Hafta sonu isterim. Güzel bir günde bekliyoruz. Seyircilerimizi davetliler. Onu da bir kez hatırlatalım. Son sözü Gürol Bey'e bırakalım. Evet, herkese gerçekten teşekkür ediyorum. Çünkü teknikten tut, saha çalışması, yok formasını düzenlemesi, sponsorlarımız, herkese teşekkür etmek istiyorum. Belediyeler, Oytun menajerimizi, Julian teknik sorumlusu, Kemal Ege, sana da çok çok teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel bir çalışmalar yaptık. Oyuncularıma hepsine teşekkür ediyorum. Çok güzel bir imkanımız var ve hepsine başarılar diliyorum ve bütün bizi destekleyen Spor TV'ye, Koray Bey, size de çok çok teşekkür ederim. Sizin sayenizde bizim isimimiz çıkıyor ortaya. Biz bir şeyler yapıyoruz ama siz de duyurduğunuz için teşekkür ederim. Çünkü bu sporu Türkiye'de sevdirmek istiyoruz, gelişmesini istiyoruz ve biliyoruz, biz biliyoruz o gelişecek. Gelişecek. Başka şey yok. Zamanı yani, belli değil belki ama gelişecek. Sonu güzel olacak. Çok güzel olacak ve bütün sponsorlarımı teşekkür ederim. Yemek sponsorumuz Küçük Ev, ondan sonra bizim teknik sponsorumuz bir Niftiye, sonra ondan sonra biz sağlık sponsorumuz Apex. Bunların hepsine teşekkür ediyorum. Bunlar olmazsa olmaz. Çünkü sponsorluktan bize ihtiyaç var. Bu çünkü sağ sıkıntımız var. Sağ antrenman yapamıyoruz. Halı sahalarda antrenman yapmak, ondan sonra büyük saha geçtiğiniz zaman fark ediyor. Fitness problemimizi yaşıyoruz. Bunların hepsini çözeceğiz inşallah. Ve herkesi davet ediyorum. Yarın saat 16'da Beylerbeyi Stadı'nda bekliyoruz. Evet, çok teşekkürler sizlere. Değerli izleyenler, bir kez daha hatırlatalım. U19 Rugby Lig milli takımımızın yarınki rakibi Avrupa Şampiyonası öncesinde yarınki rakibi Ukrayna. Saatler 16'yı gösterdiğinde Beylerbeyi Stadyumu'nda dev maça sahne olacak. Ve eğer kazanırsak tarihimize bir ilk olacak ve U19 milli takımımız Avrupa Şampiyonası için İtalya'ya gidecek. Ve bizler de bugünlük programımızı noktalıyoruz. Diğer programlara görüşmek üzere. Mutlu günler.